Arkadaşlar bugünkü videomuz bisiklet tanıtımı şeklinde olacak. Benim bisikletlerimden bir tanesi Enduro diye tabir edilen uzun süspansiyonlu ve uzun arka şoklu bir bisiklet. Bugün bunu tanıtacağım, özelliklerinden bahsedeceğim. Neden bu özelliklerin tercih edilmesi ya da edilmemesi gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Fiyatını söyleyeceğim. Türk lirasına çevirdiğimizde ciddi yüksek fiyatlar karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni hani araba fiyatına bisiklet göreceksiniz birazdan. Ama bu neden? Çünkü biz hayatımızı, yani ben hayatımı başka bir iş yaparak kazanıyorum. Ve sağlıklı olmaya ihtiyacım var. Yani beni o kayalardan indiren ve sağımın solumun kırılmasını önleyen bir bisiklet almak zorundayım. Dolayısıyla hani biraz pahalı bir bisiklet tercih etmek zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde düşüp sağımızı solumuzu kırmamız olası. Şimdi size kısaca genel olarak bisikletin nasıl bir bisiklet olduğunu söyleyeyim. Bir kere bunun markası GT. Bu Alman yapımı bir bisiklet. 10 senelik bir bisiklet firması. Böyle çok eskiye dayanmıyor. Ama bütün yarışlarda önemli başarılar elde etti bu bisiklet. Ve dolayısıyla çok popüler bisiklet şu anda. Bedenler hemen anlayacaktır. Aaron Gwin diye bir adam var. Kendisi bizim ekolümüz. Bu bir efsane. Yani şu anda 35-36 yaşında hala yarışlarda. Downhill yarışçısı. Ve bunu efsane yapan özelliklerinden bir tanesi. Bu adam bir keresinde yarışa başladığı anda zinciri koptu. Ve zincirsiz bir şekilde yarışı birinci tamamladı. Yani dediğim gibi efsane bir adam. Ve şu anda YT sponsorluğunda yarışıyor. Ve YT bisikletiyle bir sürü başarılar elde etti. Evet. Şimdi dediğim gibi kabaca bisikleti anlatmaya başlıyorum. Bu bisiklet YT markanın Capra modeli. Capra modelinin de CF Pro Race modeli. YT Capra CF Pro Race. Bu bisikleti, bu bisiklet bir enduro bisikleti. Bunu enduro bisikleti yapan uzun süspansiyonu ve uzun şoku. Uzun süspansiyon, uzun şok ne demek? Bende 180 mm'lik süspansiyon var. 180 mm demek 18 cm bu içeriye girip çıkabiliyor. Dolayısıyla bu uzun bir süspansiyon ve ağır bir süspansiyon. Aynı şekilde bu şok 180 mm. Yani 18 cm bu arka lastik esneyebiliyor. Şimdi bu bir bisiklet ne kadar uzun süspansiyona sahipse o kadar iyidir anlamına gelmiyor. Kullandığınız yere göre değişir. Bunu zaten birazdan ne olduğunu, neden olduğunu anlatacağım. Bu bisikletin önemli özelliklerinden bir tanesi tamamen karbon oluşu. Bu bisiklet, bu modelin alınabilecek en üst versiyonu. Bunu en üst versiyonu yapan, bisiklette kullanılan aletler diyeyim. Yani ona materyaller, evet. Şimdi, bu tamamı karbon olan bir bisiklet. Tamamı karbondan kastım. Ana gövdesi karbon. Yani böyle karbon nasıl anlarsınız? Bulursunuz zaten. Demir plastik gibi bir ses çıkar. Hiçbir yerinde bir kaynak izi göremezsiniz. Bu çünkü bir kalıbın üzerine içine bu lifler falan konularak yapılıyor. Dolayısıyla bir kaynak yoktur. Arka üçgen denen yeri karbon. Jantları karbon. Dediğim gibi bu bisikletteki birçok şey karbon. Onun dışında süspansiyonda, arka şokta ve koltukta, ki bu arada bu koltuk arzu edildiğinde indirilebilen ve çıkartılabilen, çıkış ve inişe göre istediğiniz gibi hareket ettirilebilen bir koltuktur. Kaplaması kaşıma. Yani kaşıma şu sarı kaplama anlamına geliyor. Ne yapar? Çok daha böyle tereyağı gibi esnemesini, sessiz ve daha rahat esnemesini sağlar ve uzun yıllar boyunca çizilmeden kalır. Kaşıma kaplama budur. Ben bisikletin tekerleklerini, lastiklerini değiştirdim. Çünkü orijinalinde tamamen inişe yatkın, yani inişte size faydalı olabilecek bir lastikle geliyor. Ama biz sadece iniş yapmıyoruz. Biz Laguna bölgesinde bisiklet kullanıyoruz ve indiğimiz her yeri pedal gücüyle çıkıyoruz. Dolayısıyla ben düz yolda ve çıkışta da performanslı bir lastik tercih ettim. O da Maxxis diye bir marka var. Güzel bir lastik markası. Maxxis Minion DHR2. Arkada kullanıyorum. 2.4 genişliğinde. Önde de Maxxis Minion'ın DHF modeli var. 2.5 genişliğinde. 2.4'ler 5'ler santimetre değildir. İnç. Bizim drivetrain denen grubundan bahsedeceğiz. Yani ben bunun toplamına Türkçe'de tam neden dediğini bilmiyorum. Drivetrain bu değiştirici.
şuradaki çarklar, ön çark, buradaki crank kolu ve zincirden oluşan şeydir. Şimdi ben 1x11 bir drivetrain kullanıyorum. 1x11 ne demek? Önde sadece bir tane, arkada da 11 tane çark var. Bu son yıllarda moda olan bir sistem. 1x sistemi. 1x10'lar var, 1x11'ler, 1x12'ler var. 1x'nin özelliği bisikleti hafif ve bakımı kolay hale getirmesi. Çünkü burada bir değiştirici yok. Önde bir değiştirici yok ve oradan bir kablo gelmiyor. Ara ara ayarı kaçan bir şey yok. Yani burada değiştirilebilecek hiçbir şey yok. Sadece bir tane çark var. Burada 11 tane çark var. Benim değiştiricim Shimano. Shimano ve SRAM iki tane büyük marka. Bazıları SRAM tercih ediyor. Benim bisikletimde Shimano geldi. Ben de memnunum. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Şimdi ben bisikletin genel fiyatından biraz bahsetmek istiyorum. Bu bisiklet Amerika'da $5,199 artı KDV artı yolculuk, yani shipping, kargo fiyatına satılıyor. Yani bu bisiklet bana $5,700 mal oldu. Kulağa Türkiye yani TL'ye çevirdiğinizde fazla gibi gelecek. Ama eğer bakarsanız YT Industries web sitesi ytindustries.com, Avrupa fiyatları söylediğim rakamların euro halinde. Yani daha da fazla. Yani ben burada $5,199 artı KDV aldığımı bir Avrupalı €5,199 artı KDV'ye alıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu bisiklet markası ve bunun gibi 2-3 tane daha var. Mesela Canyon bunlardan bir tanesi. Başka ne var hatırlamıyorum ama bunlar önemli. Canyon ve YT önemli iki büyük internet kanalıyla satış markası. Yani bunların bayileri yok. Bayilik vermiyorlar. Bu özelliklerde bir bisikleti Giant, Specialized ya da Trek'ten almaya kalktığınızda benim $5,199 aldığım bu bisikleti aynısını ya da çok benzerini $10,000 vererek alacaksınız. Hatta ben web sitesinden linklerini veririm. $10,000 bisiklet olur mu demeyin. Olur. Bunun özelliğindeki bayi kanalıyla satılan bisikletler $10,000 civarındadır. Şimdi ben bisikletteki ekstralardan bahsetmek istiyorum. Yani bu bisiklette çok çok ekstra bir şey yok. Ama yine de bahsedeyim. Şimdi ben aldığımda bundan farklı bir seleyle geldi. Bu sele burada $100 civarına satılan bir sele. Markası Fabric. Bunu tercih etmemin nedeni çok daha ergonomik ve canımı daha az acıtıyor. Çünkü sadece diğer sele sadece iniş için yapılmış farklı bir yapıda bir seleydi. Çıkış düşünülmediği için çıkışlarda canımı yakıyordu. Bunu değiştirdim. Lastikler dediğim gibi tanesi $50-60 civarında olan lastiklerdir. Onları değiştirdim. Neden değiştirdim? Çünkü dediğim gibi daha çok çıkış yapıyoruz. Tabii inişleri de yapıyoruz ama çıkışlar önemli. Ondan sonra bisikletlerin hiçbirinde neredeyse şu çamurluk gelmez. Bu çamurluk Amazon'da $15 civarında bir çamurluk. İngiltere markasından sipariş ettim. Yani 3-4 güne gönderdiler. Çok da memnunum. Bisikletin renkleriyle uydurmaya çalıştım. Bu bir ekstradır. Dediğim gibi $15 civarındadır. Bir önemli değişiklik yaptım bisikletimde. Şu öndeki çarkım benim 28 dişli şu anda. Ben bunu aldığımda 32 dişli bir çarkla geldi. Sonuçta bisiklet kullananlar iyi bilecektir. Arka çarklar ne kadar büyürse bisiklet yokuşu o kadar daha kolay çıkar. Çok daha kolay pedal çevrilir. Öndeki çarkta ne kadar ufalırsa yine aynı şekilde bisiklet çok daha kolay yokuşa çıkacaktır. Ben aldığımda bu 32 dişli bir çarktı ve daha büyüktü. Daha kolay yokuş çıkabilmek için bunu 28 dişli bir çarkla değiştirdim. Onun fiyatı da buradaki fiyatı $50 civarında. Bunlar bu benim crank dediğim bu kollar bu bisiklette karbon. Ve karbonun şöyle bir özelliği var. Vurduğunda yani bir taşa maşa vurduğunda alüminyum gibi yamulmuyor. Direkt kırılıyor. Dolayısıyla hani parkurun birinde ortasında küt diye kırılabilir bir yere vurursak. Onun koruyucuları. Bunlar $5'lık şeyler ama çok faydalı şeyler. Bunlar crank boots ya da crank arm denen özür dilerim. Crank boots ya da crank shoes denen şeyler. $5'lık şeyler ama karbon crank kullanıyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Ve burada bisikletlerin çoğu pedalsız gelir. Bu Crank Brothers'ın titanyum modeli.
Bu 300 dolarlık bir pedaldır. Bunu 300 dolar yapan nedir? Hafifliği. Bunun çok benzeri 60-70 dolara da pedallar vardır. Ama işte dağ bisikleti yapıyorsanız, bütün günde bisikleti kullanıyorsanız gram gram bisikleti hafifletmeye çalışıyorsunuz. Bundan daha hafif ve dayanıklı bir pedal yok. Şu üzerindeki dikenler özel kullandığımız bisiklet ayakkabılarına girer ve ayağımızın kaymasını engeller. Başka ne vardır? Bu All Mountain Style denen bir bisiklet gövde koruyucuları yapan, başka şeyleri de var ama genelde bisiklet gövde koruyucularıyla tanınan bir marka. Bunu buraya yapıştırdım çünkü bazen istemli ya da istemsiz bir şekilde bisikletin önüne atlayabiliyorum. Bazen düşüyorum, bazen de durduğumda atlıyorum. Üzerimdeki şeyler şu gövdeyi çizebiliyor. Dolayısıyla bunu buraya yapıştırdım ki bisikletimi korusun, çizik olmasın. Bisiklet zaten üzerinde bir takım orijinal çizik koruyucularla geliyor. En önemlisi şuradadır. Zaten burası bisikletin şu gövdenin altı en çok çizilen yeridir. Sadece düşmelerden, kalkmalardan değil, lastiğin attığı kayalardan da çizilir. O yüzden burada önemli bir büyük bir koruyucu var. Şurada iki koruyucu var. Buradaki iki koruyucu, zaten benim koruyucuyu görüyorsunuz, korumuş. Kendisi de birazcık hasar almış. Sağdan soldan gelecek darbelerle birlikte ayağınızın yani pedalı çevirirken ayağınızın iç arka kısmı buraya sürter ve o sürtmelerin çizik oluşturmamasına neden olur. Bu da chainstay, buradaki adı chainstay olan çok önemli, çok ucuz bir parça. Bu artık birçok bisiklette geliyor, üstünde orijinalinde geliyor. Bu zincir sallanmalarda, yani taşlık yerlerden inerken zincir sallanmalarda vurur ve bisikletin gövdesini çizer. Bu eğer yoksa ve dağ bisikleti yapıyorsanız bunun çok kolay bir yolu var. Buraya elektrik bantı ve benzeri bir takım yapışan maddelerle şuraya kaplarsanız çiziklerin önüne geçmiş olursunuz. Bu bisiklette orijinalinde karbon handlebar kullanılır. Hafif olması nedeniyle ve stem dedikleri şişede karbondur. Onun dışında bu bisikletin önemli özelliklerinden bir tanesi sadece normalde downhill bisikletlerinde bulunan bir özelliktir. Ön ve arka disk 203 mm'dir. Yani 20 cm çapındadır. Genelde bisikletlerin ön diskleri 200, yani iyi bisikletlerin ön diskleri 200 mm, arka diskleri 180 mm gelir. Ama bu bisikletin çok hızlı inişlerde kullanılacağı varsayılarak daha büyük diskle donatılmış ve çok da faydasını görüyorum ve 4 pistonlu SRAM frenlere sahip. 4 piston demek, ben size ne olduğunu göstereyim. Burada 2 tane piston, burada da 2 tane piston var. Ben şimdi balatayı çıkarsam siz 4 tane ayrı yuvarlak piston göreceksiniz. Hidrolik bir fren sistemine sahip. Siz frene bastığında hidrolik yağ o pistonları itiyor ve 200 mm'lik bu diske balataları yapıştırıyor. Dolayısıyla çok rahat, çok güzel bir durma sistemine, fren sistemine sahip bir bisiklettir. Bu bisikletin selesini indirip kaldıran kol, kumanda. Şöyle göstereyim. Şimdi bisikletin selesinin inip kalkması sadece göze hoş gelsin diye bir şey değil. Bu, yani birçok bisikletçi ön süspansiyon ve arka şoktan sonra dağ bisikletindeki en önemli buluş olduğuna inandığı bir şey bu. Neden önemli? Şimdi siz yokuş çıkarken ne kadar sele yukarıdaysa bacağınız o kadar düz olur. Bacağınız ne kadar düz olursa pedalı o kadar rahat çevirirsiniz. Yani ben size şöyle göstereyim. Bir evde şöyle yürümeye çalışın. Bir de böyle yürümeye çalışın. Böyle yürümeye çalıştığınızda ne kadar zorlandığınızı göreceksiniz. Dolayısıyla insan vücudu ve bacak kasları düz olduğunda en çok gücü üretirler. Sele en yukarıdayken
maksimum pedal verimini alırsınız. Ama yokuş aşağı inerken bir önceki videoda da ya da iki önceki videoda da bahsettiğim gibi vücut ağırlığınızı arkaya atmanız, arka lastiğin üzerine atmanız gerekir. Öne doğru takla atmayasınız diye. Bu hareket etmezse eğer bir anlamda kendinizi arkaya atmanız imkansız hale gelir. Dolayısıyla inişlerde hemen koltuğunuzu indirirsiniz, inişi tamamlarsınız, çıkışlarda tekrar kaldırırsınız. Çok önemli ve çok güzel bir şeydir. Bir de bu bisikletin boyutlarından bahsetmek istiyorum. Bu bisiklet extra large. YT'nin sitesini de açıklamaları koyarız. Oradan bakabilirsiniz. YT small, medium, large, extra large, extra extra large olarak geliyor. Ben 182 cm, yani 1 metre 88 cm. Bu bisiklette X large. Ben bunu deneyerek aldım. Ama birçok internetten alım yapan insan deneyemiyor. Şansıma bu YT'nin Amerika'daki distribütörü benim evime 20 dakika uzaklıkta. Gittim, denedim. Bunun bana uyduğunu gördüm, aldım. Sizin de bilginiz olsun. Oradan bir piyasa yapabilirsiniz eğer almayı düşünürseniz. Bildiğim kadarıyla değil. Türkiye'ye kargoyla gönderiyorlar. 188 santimlik ben extra large olan bisiklette çok da keyifle kullanıyorum. Bu size, bu ölçü benim ölçüm. Bisikletimi aklıma geldiğince bisikletin tamamıyla birlikte teker teker özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bu özelliklerin neye yaradığını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bisiklet kullananları, ya daha bisiklet kullananları ya da daha bisikletini kullanmayı düşünenleri teşvik edici bir video olmuştur. Bundan sonraki videoda önerim bisikletini tanıtacağız. Tekrar görüşmek üzere.